Herkese merhaba değerli dostlar. Garanti Yatırım'la ilgili bir analiz gerçekleştireceğiz. Belki bankalarla ilgili çok uzun süredir hiç analiz yapmamıştık. Bunun bir sebebi vardı. Hisse senetleri önemli bir direnç seviyesinin altında işlem görüyordu ve bu seviyeyi aşabilecek önemli bir güç üretemeden ciddi miktarda bir para çıkışı gerçekleşmişti. Şu an bu durum tersine döndü. Neden? Çünkü size daha önce bahsetmiş olduğum 2018 yılından beri Bizim önümüzde bir payanda olarak duran 12.60 bölgesi aşıldı. Bu bölge aşıldıktan sonra hisse senedinde %3'lük %4'lük birkaç günlük bir yükseliş bandı oluştu. Bunun devamında şu anda önümüzdeki direnç seviyemiz yaklaşık 14 önümüzdeki hafta için söylüyorum 14.40 seviyesi olacak. Bu bölgeye kadar durmasını beklemiyorum hisse senedinin. Hani bu seviye aşıldığı için şimdi biraz sonra takaslarını da göstereceğim size hisse senedi bu seviyeye ulaştıktan sonra ilk kez bu seviyelere ulaşmış olacağı için bu seviyenin de yukarı yönde bandı yukarı donda kırarak 16 olan formasyon hedefine ulaşmasını bekliyor olacağız. Eğer 16 seviyesini aşabilecek yeterli yabancı girişi de söz konusu olursa hisse senedinde bir sonraki direnç noktası yaklaşık 18 TL seviyelerine kadar gelecek önümüzdeki dönemde zaten biliyorsunuz hem enflasyon verisi hem piyasadaki düzelme e, endeksin 220 ve 2250, e, 2250 seviyesini geçtikten sonra 2500 seviyesine yönelirken ağırlıklı olarak holding ve bankacılık hisseleriyle bunun mümkün olacağı ile ilgili beklentilerimiz vardı. Bunun da net bir şekilde ortaya dökülmeye başladığını görmek piyasa için endişelerimizin yersiz olduğuna işaret etmekte. Şöyle takasımızı da değerlendirelim. Ayın 7'sinde ve 8'inde gerçekleşen işlemlerde yani nette gözükmeyen aracı kurum dağılımında hissenin en çok yükseldiği o iki günde yaklaşık 13 milyonluk alıcı satıcı dengesinde alıcıların üstün olduğunu görmekteyiz. Satıcıların 12.60 üzerinde satışını birazcık daha azalttığını görmek hissenin daha hızlı yükselmesini sağladı. Deniz yatırım ve yabancı hesapların genelinde gördüğümüz ünlü hesaplarında 11.5 milyonluk giriş söz konusuyken hisse senedinin Şöyle haftalık görüntüsünde Citibank'ın 71 milyon, Deutsche Bank'ın 23 milyonluk net girişi oldukça dikkat çekici bir giriş. Neden? Yani son 3-4 günlük işlem hacminde neredeyse Citibank %10'luk bir pay artışına gitti. Bu oldukça dikkat edilmesi ve önemsenmesi gereken bir rakam. Yani hissede daha önce biliyorsunuz 450-500 milyon not civarındayken hisse senedi yaklaşık 5-6 TL civarındaydı ise sonrasında Yaklaşık 9-10 seviyesine kadar çıktığında Citibank'ın elindeki lot miktarı 1 milyar seviyesine ulaşmıştı. Yani iki katına çıkartmışlardı. Ve sonrasında piyasadaki dalgalanmalar neyse hisse senedi yaklaşık tekrar 9 TL seviyesine kadar düşmüştü. 8 seviyesine kadar düşmüştü. Sonrasında başlayan toparlanmayla yabancı satışını devam etmişti. Hisse yükselse bile yabancı satışı devam etmişti. Ama Brezilyalı ortağın BBVA'nın hisse senedinde 12 bedelle hisse almaya hazır olduğunun onaylanması SPK tarafından artık bu saatten sonra hisse geri alım düzeltiyorum. Şirketin ortaklık payını arttırmasıyla ilgili beklentiler de söz konusu. Hisse senedinde zaten aracı kurum raporlarında da bankacılık hisselerinde oldukça yüksek 12 aylık hedefler bulunmaktaydı. Bunların artık gerçekleşmeye çok yakın olduğunu değerlendiriyoruz. Bu yükseliş bandının bu yüksek hacim girişiyle İzağı. Peki 3 aylıktan oldu. 3 aylıkta görmüş olduğunuz gibi yatırım fonları 115 milyon, emeklilik fonu 19 milyon notla en iyi alıcıydı. Sonuç ayda hani Garanti Bankası'nda çok yüksek satış olmuştu. Yani neredeyse 200-300 milyonluk sadece Citibank'ın satışı olmuştu son 4-5 ay içinde. Şimdi Citibank'ın son 3 aydaki hareketlerine bakarsak yani şu an 51 milyon 3 aylıkta eksi de. Yani bu ne demek? Hisse senedinde 120 milyon lot eksi deymiş. Şu an bunun 70 milyonunu geri almış durumda bu hafta itibariyle. Önümüzdeki haftada da bu lot miktarını artıya döndürmesi muhtemel gözüküyor değerli dostlar. Onun haricinde başka veri almış mıyım? Evet eklememişim. Yani hisse senedinde uzun süredir sizin de görmüş olduğunuz 2018'den süre gelen bir direncin kırılmasıyla yüksek hacimli bir işlem gerçekleşiyor. Ve daha öncelerinde her zaman bir numarada hacim sıralamasına görmüş olmaya, görmeye alıştığımız Garanti Bankası'nın bu bölgeyi yeniden e, zapt etmeye başladığını şahit olacaksınız. Bu hafta itibariyle Tabii inşallah piyasamızda aşağı yönlü bir hareket gerçekleşmezse yani dış kaynaklı olabilecek böyle plansız bir durum olmadığı sürece yön yukarı doğru. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Diğer bankaların da işlem analizlerine bakmaya çalışacağız. Bu dönemde size tekrar hatırlatıyorum. Yan tahtalarda çok büyük hareketlilik oluşmaz. Garanti Bankası gibi, holdingler gibi şirketlerde hızlı yükseliş olduğu için sanayi daha öncesinde yükselmişti hatırlarsanız. Bu tip şirket hisselerindeki hareketlilik Aynı Cuma günü Türk Hava Yolları'nda olduğu gibi Demir çelik sektöründe olduğu gibi onlardan bir miktar para çıkışına, bankaların para girişine sebep olduğu için bu bankalar bu hafta hızlı yükselme ihtimali oluştuğunda demir çelik sektörü, petrokimya sektörü ve turizm sektöründe bir miktar yavaşlamaya sebebiyet verebilir. Bankacılıktaki hızlanma bu şekilde devam ederse tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Yabancı geri dönüyor gibi.